Sayın Ali Babacan'la birlikte geldi Sivas'a. Harika gözüküyorsunuz sevgili Sivaslılar. Gelincik tarlasına döndürmüşsünüz bugün burayı. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Millet buluşmamıza. Değerli Sivaslılar, öncelikle büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla merhum İmranlı Belediye Başkanımız saygıyla rahmetle anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı da rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Dışarıyı çok duyuyoruz. Güzel Cumhuriyetimin vatansever evlatları, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağı olanları taşlayan karanlığa şu Sivas meydanından bir cevap verelim hep birlikte. Kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı. Provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı. Coşkuyla kaldırıyoruz bayraklarımızı. Kimse birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamaz sevgili Sivaslılar. Sivas'ın yiğit olanı kaldırıyoruz bayrakları. Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Bu meydandan Sivaslı annelerimizin ellerini öpüyoruz. Anneler gününü kutluyoruz. Sevgili Sivaslılar, bu anneler gününde annelerimiz evlatlarına demokrasi hediye edecek. Demokrasi! Canımız hemşehrilerimiz, izin verirseniz ben şimdi sizlerin huzuruna, buraya sizlere hitap etmek üzere Türkiye'nin devası hazır. Birlikte deva var diyen çalışan Türkiye'nin sesi, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı buraya davet ediyorum. Birlikte deva var diyen çalışan Türkiye'nin sesi, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor sevgili Sivaslılar. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Merhaba Sivas. Merhaba Darül Ala. Merhaba Darül Ulema.
İlim yuvası Sivas, merhaba. Merhaba. Merhaba Nuri Demirağan'ın şehri. Bu ne güzel coşku. Bu ne güzel heyecan. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, Nuri Demirağ'ı anmadan geçmek olmaz Sivas'ta. Genç yaşta ticarete atılan, yurdun her yerine demir ağlar ören ve havacılık sevdasıyla da ülkemize çağ atlatan Demirağ'ı Sivas çok iyi bilir. Bizler de iyi biliyoruz. Bu ülkede alın teriyle kazanmak isteyenler, helal lokmayla geçinmek isteyenler, torpil, kayırmacılık istemeyenler iyi bilir. Öte yandan bakıyoruz, bugünkü iktidar Nuri Demirağ'ın sık sık ismini anıyor. Oysa ki onlar emeğiyle, alın teriyle, çalışarak kazanmak isteyen kim varsa zora soktu, zora sokuyorlar. Esnafı, girişimciyi bir krizden diğerine savurdular, savuruyorlar. Çevrelerindeki bir avuç insanı zengin etmekle meşguller. O yüzden bugünkü iktidar hiç boş yere Nuri Demirağ kendi propagandasına alet etmesin. Bizim duruşumuz net. Biz doğru işleri devam ettiririz. Eksik olanları tamamlarız, yanlış olanları da düzeltiriz. Ülkemizin tüm sanayicilerini destekleyeceğiz. Alın terinin, akıl terinin karşılığını alacağı bir düzene inşallah çok hızlı bir şekilde getireceğiz Türkiye'ye. Adaletle, fırsat eşitliğiyle yöneteceğiz bu ülkeyi. Adalet olmazsa olmaz, fırsat eşitliği olmazsa olmaz. Ve inanın arkadaşlar, endişeye mahal yok. 3 gün kaldı. 3 gün sonra ülkemizde hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Hep beraber. Siz Erdoğan'a bakmayın. Kendisi kavgacı, aşağılayıcı üslubuyla ülkeyi adeta bir savaş atmosferine sokmaya çalışıyor. Yok iç güçlenmiş, yok dış güçlenmiş. Palavranın bini bir para. Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma. Ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz, demokrasi bayramına. 14 Mayıs günü tıpkı geçmişte olduğu gibi sandıkta oylarımızla iktidarı değiştireceğiz. Müsait bir yerde indireceğiz onları. Ve böyle inanın tereyağından kıl çeker gibi çabuk, kolay ve hızlı olacak. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Hep beraber millet olarak sapasağlam durduktan sonra seçim sandığının başına geçtiğinizde, o vicdanınızla baş başa kaldığınızda, aklı selimi, sağduyunuzu kullandığınızda inşallah bu iş bitecek. Bitecek. Şimdi değerli arkadaşlarım, biliyorum bu meydanda Deva Partili arkadaşlarımız var. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız var. Saadet Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili, İyi Partili dostlarımız var ama bir de bu meydanda geçen seçimde büyük bir umutla AK Parti'ye oy vermiş dostlarımız da var. Biliyorum. Hatta aramızda olmasa da uzaklardan burayı izleyenler var. Biliyorum. Önceki seçimlerde iktidar partisine oy vermişler. Ama şu anda evlerde ne konuşuyorlar biliyor musunuz? Elim AK Parti'ye gitmiyor. Sessiz sessiz, kısık sesle elim AK Parti'ye gitmiyor diyorlar. Elim ampule gitmiyor diyor vatandaşlarımız. Elim bu yoksulluğa, bu fakirliğe, bu açlığa, bu zulme gitmiyor diyor insanlar. Ve ben de buradan o dostlarıma sesleniyorum. Evet, bu sefer eliniz gitmiyor biliyorum. Sizi de çok iyi anlıyorum. Ve çok çok haklısınız. Sebebini de gayet iyi biliyorum. Çünkü eliniz yoksulluğa gitmiyor. Eliniz yolsuzluğa gitmiyor.
Eliniz %100'ü geçen enflasyona gitmiyor. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor eliniz, biliyorum. Sınavı kazanan başarılı gençler mülakatlarda eğlenirken birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına eliniz gitmiyor, anlıyorum. Sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Erdoğan maalesef artık şu anda daha önce AK Parti'ye vermiş dostlarımızın elinin gitmediği bir oy pusulasında tercih haline geldi. Gayet iyi biliyoruz. Çünkü sizin 2002'de iktidara taşıdığınız ve bütün servetim bu yüzük diyen o Erdoğan sözünden döndü. O günkü Erdoğan yok artık. Tam da söylediğiniz gibi. Haktan döndü, hukuktan döndü, adaletten döndü, ortak akıldan, istişareden döndü. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz onlarca yıldır gücü eline geçirenin diğerlerini ezdiği dönemleri böyle arka arkaya yaşadı. Şöyle bir yakın tarihimize bakın. Kim gücü eline geçiriyorsa kendisi gibi olmayanları başlıyor ezmeye. Kim devlet gücünü eline geçiriyorsa kendisi gibi düşünmeyenlerin hakkına, hukukuna göz dikiyor. Biz bir daha bu ülkede nöbetleşe zorbalık dönemi olmasın diyoruz ya. Çünkü zorbalık böyle dönem dönem değişiyor. Gücü eline geçiren zorbalık yapmaya başlıyor. Üste çıkanın alttakini ezdiği bu nöbetleşe zorbalık dönemi artık bitsin bu ülkede istiyoruz. İşte tam da bu sebeple değişim için ve kaybedeni olmayan bir zafer için bize, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na destek vermenizi talep ediyoruz. Haklı kazanımlarınızı kaybetmemek için bize destek vermenizi bekliyoruz. Evlatlarınız için bize destek vermenizi bekliyoruz. Torunlarınızın Türkiye'si için bize destek vermenizi bekliyoruz. O sandık günü var ya, o sandık günü. İşte o gün sakince gidip kabinde vicdanınızla baş başa kaldığınızda desteğinizi bizden yana kullanmanızı bekliyoruz, arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Mührü bu kez deva için CHP'ye basmanızı talep ediyoruz. Saadet için, gelecek için, Demokrat Parti için mührü CHP'ye basmanızı istiyoruz. CHP için de tabii ki mührü CHP'ye basmanızı bekliyoruz. Biz birlikte deva var diyerek diğer pusulada da mührü Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin altına basmanızı istiyoruz. İnanın bu ülke sizlerin hayalindeki ülke olacak. Çok uzak değiliz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz çok yakın. İnanın umduğunuzdan, bildiğinizden daha yakın. Çünkü ülke çok kötü yönetiliyor ya. Çok yazık oluyor bu güzel ülkemize. Dürüst ve ehil insanlar iş başına geldikten sonra çözülemeyecek bir sorunu yok bu ülkenin. İnanın çözülemeyecek bir krizi yok bu ülkenin ya. Dürüst ve ehil kadrolar, anahtar burada. Hem dürüst hem işi bilecekler. Bütün bakanlar, üst düzey bürokrasi, ehliyetli, liyakatlı insanlardan oluşacak. Şu partili, bu partili değil. Bizim vatandaşımız olan ve o işi en iyi kim biliyorsa o yapacak. Ona teslim edeceksiniz emaneti. İşte onun için diyoruz ki, biz buradayız ve sizi de seçimin şafağında aramıza bekliyoruz. Hep beraber o bayramı kutlayacağız inşallah. Aslında arkadaşlar bu seçim bir referandum, biliyor musunuz? Yani nihayetinde önümüzde iki tane tercih olacak. İsterseniz birinci pusulaya,
Yani Cumhurbaşkanlığı seçim pusulasına bakın. İsterseniz o bir metre uzunluğundaki milletvekili seçim pusulasına bakın. Aslında önünüzde sadece iki tane temel tercih var. Bu kadar da basit inanın. İşte o yüzden ben bir kez de şimdi Sivas'a sormak istiyorum. Bu iki tercihten hangisini tercih edeceksin Sivas? Soğan 30 lira olunca güle güle deme vakti gelmiş demektir. Bakın arkadaşlarım. İki tercihimiz var, iki tercih. Ben bu değişim talebini görüyorum. Gittiğim bütün illerde görüyorum. Genel başkanlarımızla gittiğimiz bütün illerde hep beraber görüyoruz. Şu anda çok kuvvetli bir değişim talebi var Türkiye'de. Çok kuvvetli. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmasın istiyoruz. Onun için diyorum ki bu seçim aslında bir referandum. İki tercihli bir referandum. Şimdi ben Sivas'a soruyorum. Bu önünüze gelecek tercihlerden hangisini işaret edeceksiniz? Hangisinin altına evet mührünü basacaksınız diye şimdi ben soruyorum. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Demokrasi. Keyfilik mi? Hukuk mu? Hukuk. Baskı mı? Özgürlük mü? Özgürlük. Sivas kararını vermiş, cevabı biliyor. Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Ortak akıl. Korku mu? Umut mu? Umut. Öfke mi? Sevgi mi? Sevgi. Evet. Sivas çoktan tercihini yapmış. Devam ediyorum. Kavga mı? Barış mı? Barış. Kriz mi? Huzur mu? Huzur. Yoksulluk mu? Zenginlik mi? Zenginlik. Arkadaşlar. Kara kış mı? Bahar mı? Bahar. Kara kış mı, bahar mı? Bahar. Kara kış mı, bahar mı? Bahar. Cevap net. Biz demokrasi diyoruz, zenginlik diyoruz, huzur diyoruz, özgürlük diyoruz. Cevap belli, bahar diyoruz, bahar. Şimdi, bahara üç kala. Sivas'a soruyorum. Güçlü bir destekle ve birinci turda, ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazanacak mıyız? Sayın Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Söz mü? Millet İttifakı mecliste çoğunluğu alsın diye CHP'nin logosunun altına evet mührünü basacak mıyız? Söz mü? Siz pusulaya evet mührünü vuracaksınız. Biz de Türkiye'nin yarınlarına damgamızı vuracağız inşallah. Şimdiden hayırlı olsun. Tüm Türkiye'mize hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza gönül dolusu sevgilerimi, hürmetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Serdar Bey, Serdar İnce Bey biliyorsunuz bizim Sivas'tan milletvekili adayımız, sevdiğimiz, güvendiğimiz arkadaşımız, Sivas'ta da kurucu il başkanımız. Hem Serdar İnce Bey'e hem de Sivas'taki tüm adaylarımıza şöyle kuvvetli bir destek verin ki mecliste hep beraber diğer milletvekillerimizle beraber Sivas'ı şöyle sapasağlam temsil etsinler inşallah. Sivas'ın derdini, sıkıntılarını meclis altında dillendirsinler ki çözüm üretelim. Kendilerine de desteğinizi, ilginizi, teveccühünü tekrar bekliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı yardımcımız
Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sivaslılar, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Sivaslı çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Sivas hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. İktidara Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Sivas hazır mı? Değişime hazır mı? Alın terine değer verme yönünde hazır mı? Herkesin kazandığı, her evde huzurun olduğu bir ortam için hazır mı? Bay Kemal de hazır. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Ama benim Sivaslı kardeşlerime soracaklarım var. Soru bir. Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı. Şimdi 5 milletvekili çıkarıyor. Neden? Hiç acaba Sivaslı kardeşlerim düşündü mü? Ya Sivas, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kent. Anadolu'nun göbeğinde bereketli toprakları var. Cumhuriyet döneminde yapılan büyük ve güzel yatırımları var. Bir anlamda demir yolunun Türkiye'de merkeziydi burası. Ne oldu da 14 milletvekili çıkaran Sivas şimdi 5 milletvekili ancak çıkarabiliyor. Ne oldu? Bu soruyu vicdan sahibi her arkadaşıma soruyorum. Her Sivaslı kardeşime soruyorum. Vicdan sahibi. Neden biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Ya nasıl olsa Sivas oyları çantada keklik, efendim fabrika yapsak da, yapmasak da, demir çeliği satsak da, satmasak da, nasıl olsa oylar çantada keklik, bize oy veriyorlar, önemli değil. Siz önemli bir kentsiniz. Güzel bir kentsiniz. Sivas coğrafyası sıradan bir coğrafya değil. Benim size sözüm var, göreceksiniz. Sivas demir çelik fabrikasını kamulaştıracağım, binlerce işçi orada çalışacak. Binlerce Sivaslı. 22 yıldır yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Sizi düşünmüyorlar. Evlatlarınızı düşünmüyorlar. Herkes nerede? İstanbul'a gidiyor. Ankara'ya gidiyor. İzmir'e gidiyor. Denizli'ye gidiyor. Bursa'ya gidiyor. Acaba asgari ücretle bir iş bulabilir miyim diye. Neden arkadaşlar? Neden baba? Baba toprağı burası. Burada çalışsın. Burada iş yaratın. Burası bizim toprağımız değil mi? Yapamadılar. Bay Kemal 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslara tahsis edecek. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bir şey daha. Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. İnsan insandır. Başımın üstünde yeri vardır. Görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri vardır. İnsana saygı duyarım, insana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen birisiyim. O nedenle ayrımcılığa karşı çıkmak lazım.
Ayrımcılık sadece insanlar arasındaki ilişkide değil, yatırım yapıyorsanız orada da ayrımcılık olmaması lazım. Bir sanayi bölgesi var, yeni açılan bir başka sanayi bölgesi var. İki sanayi bölgesi arasında teşvikler farklı. Niye farklı? Çünkü diyorlar ki önce yatırım yapanları cezalandıracağız. Sonra yatırım yapanlarını da ödüllendireceğiz. Böyle bir anlayış devlet yönetiminde olmaz. Devlet adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet birikimle yönetilir. Bütün bunlar olmadığı takdirde böyle farklı kararlar ve rahatsız edici uygulamalar çıkıyor ortaya. Onun da sözünü Sivaslı sanayicilere, Sivaslı yatırımcılara veriyorum. Bütün teşvik Sivas'ın tamamını kapsayacak. Sadece bir bölgeyi değil. Bir şey daha. Büyük bir coğrafya, güzel bir coğrafya, bereketli toprakları var. Soru. Ya arkadaş, buğdayı niye dışarıdan alıyoruz? Arpayı niye dışarıdan alıyoruz? Yulafı niye dışarıdan alıyoruz? Soğanı niye dışarıdan alıyoruz? Canlı hayvanı niye dışarıdan alıyoruz? Etini niçin dışarıdan alıyoruz? Neden? Toprak mı yok var? İnsan mı yok var? Güneş mi yok var? Su mu yok? O da var. Neden dışarıdan alıyoruz? Neden üreticiyi, çiftçiyi toprağa küsürdük? Barıştıracağım. Yurt dışından değil. Burada üretecek insanımız. Burada kazanacak insanımız. Ambulans. Şuraya sağlık görevlileri bakarsa. Evet. Her şeyi biz üreteceğiz. Felsefem ne? Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyanın işsizlik deposu olmayacak burası. Dünyanın göçmen deposu olmayacak burası. Dünyanın çöp deposu olmayacak burası. Burası yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilgiyle, birikimle, kalkınmayla, bilgiyle dünyayla rekabet eden bir devlet haline gelecek. Bunun sözünü veriyorum. Dünyayla rekabet edeceğiz. Hep birlikte bu rekabeti yapacağız. Göreceksiniz. Ayrıca bir şey daha. Bu taşeron işçisi belası hala bitmiş değil. Taşeron işçilerin tamamına yaklaşık 150 bin taşeron işçisi var. Onlara kadro verilmedi. Bu kardeşiniz adaletten yanadır. Adaleti her yerde, her ortamda savundum. Taşeron işçilere de kadro vereceğiz. Onlar da evlerine huzur içinde iş güvenceleri olarak her zaman gidecekler. İşbaşı yapacaklar, kazanacaklar, üretecekler ve sizlere hizmet sunacaklar. İnsanı koru ki devleti yaşatabilesin. Biz insanı koruyacağız. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Benim umudum da sizlersiniz gençler. Hiç endişe etmeyin. Daha gençlere de geleceğim. Daha kadınlara da geleceğim. Bakınız. Şunu sakın unutmayın. Köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köylerde öğretmenimiz olacak. Bütün köylerdeki okulları açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Köyler boşaldı ya. Köyler boşaldı. Baba evladını okutmak için köyü terk ediyor, gidiyor. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Öğretmen gidecek. Yüzlerce çocuğu taşıyacağına bir öğretmen atayacaksın. İki öğretmen atayacaksın. Dışarıda atama bekleyen yüz binler var. Niye bunu yapmıyoruz? Köylerde sadece öğretmen değil, sadece imam değil, ziraat mühendisi olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Bütün bunların tamamını yapacağız. Tamamının atamalarını yapacağız. Yeni bir anlayış, üreten bir anlayış,
alın terine değer veren bir anlayış ve her evde huzurun ve bereketin olması gereken bir anlayış. Bunu yeniden inşa etmek beraber ve birlikte olacak. Bu açıdan desteğinizi istiyorum. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Kadın kardeşlerim, size de bir çift sözüm var. Eğer bir evde bir anne çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına koyacağı bir şey bulamıyorsa, eğer bir anne üniversiteyi bitirmiş evladına iş bulamıyorsa, eğer bir anne pazara çıktığında pazardaki yangını mutfağa taşıyıp mutfaktaki yangınla karşılaşıyorsa ve binlerce çocuğumuzun kaldığı hanelerde sular kesiliyorsa, milyonlarca evde elektrikler kesiliyorsa, milyonlarca evde doğalgaz kesiliyorsa, kışın ortasında çocuklar aile soğuğa terk ediliyorsa buna sessiz kalamayız. Benim size sözüm var. Hanımlar, size sözüm var. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Emin olun, göreceksiniz. Göreceksiniz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün evlere, bütün ailelere devlet yardım yapacak. Sizlerin, hanımların bankada hesabı olacak. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı gelip sizi ziyaret edecek. 20 bin sosyal hizmet uzmanı atanacak. Sizin evinize gelecekler. Ev kiralık mı değil mi? Engelli var mı yok mu? Hanede kaç çocuk var? Yaşlı var mı yok mu? Bütün bunların tespiti yapılacak. Geliriniz var mı yok mu? Gelirinizin ana kaynağı nedir? Bunlara bakacaklar. Ve size belli bir rakam belirleyecekler. O rakam üzerinde asgari ücretin altında olmamak kaydıyla banka hesabınıza, kadının banka hesabına parayı her ay düzenli yatıracaklar. Gideceksiniz. Emekli gibi, işçi gibi, memur gibi paranızı çekeceksiniz. Çoluk çocuğunuzun rızkını sağlayacaksınız. Sizi ele güne muhtaç etmeyeceğim. Hiçbir kadını ele güne muhtaç etmeyeceğim. Hiçbir kadını. Ben bunu söylediğimde bazı kadın kardeşlerimiz dediler ki, acaba katılım bankasında da hesap olabilir mi? Altın hesabı olabilir mi? Söz verdim. Elbette olabilir. Katılım bankasında altın hesabı açarız. Size yapılacak ödemeyi de oraya yatırırız. Hiç endişe etmeyin. Bay Kemal gelince göreceksiniz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk. Hiçbir ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir ailenin doğalgazı ve suyu kesilmeyecek. Huzuru getireceğim, huzuru. Bereketi getireceğim, bereketi. Birlikte yaşama sevincini getireceğim. Birlikte yaşama sevincini. Ziraat mühendisleri atama istiyorlar. Söyledim. Köylerde ziraat mühendisleri olacak. Ziraat teknisyenleri olacak. Veteriner hekimleri olacak. 20 bin atama demişsiniz. Bizim köylerin sayısı 20 binden fazla. Alacağız. Yeni mezunları da alacağız. Oralara atamalar yapacağız. Göreceksiniz. Çiftçinin toprak analizini yapacaksınız siz. Hayvanların aşılarını yapacaksınız siz. Öğretmene nasıl maaş veriliyorsa sizlere de aylık ödenecek ve siz köylerde yaşayanlara, üretenlere, alın teri dökenlere yardımcı olacaksınız. Temel hedefimiz bu. Bir soru daha. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dışarıdan geldiler. 3.600.000 Suriyeli kardeşimiz geldi. Afganların sayısını bilmiyoruz. Ama en geç 2 yıl içinde hepsini kendi ülkelerine uğurlayacağız. Bunu gittiğim her yerde söylüyorum. Sivaslı kardeşlerim, siz de bunu bir tarafa kaydedin. En geç 2 yıl içerisinde bunları kendi ülkelerine sığırlayacağız, göndereceğiz. Türkiye bir göçmen deposu olmayacak. Avrupalı rahat etsin diye burada tutuyoruz.
Avrupalının keyfi olsun diye burada tutuyoruz. Derdi biz çekiyoruz, keyfi onlar yaşıyorlar. Olmaz. Bay Kemal buna izin vermez. Emin olun, izin vermez. Beraber gelecekler, beraber çözeceğiz. Beraber yoksa o zaman kusura bakmayın diyeceğiz arkadaş. Kusura bakmayın. Burası senin depon mu ya? Burada olacak, ben bakacağım, sıkıntıyı ben çekeceğim. Beyler keyif sürecekler. Türkiye'de itibar sahibi olduğunuz zaman, Türkiye'de halkınıza güven verdiğiniz zaman, Türkiye'de verilmeyecek hesabınız olduğu zaman, dünyada da verilmeyecek hesabınız olduğu zaman çok rahat konuşabilirsiniz. Çok rahat kükreyebilirsiniz. Türkiye'nin itibarını her yerde koruyabilirsiniz. Yeter ki verilmeyecek hesabınız olmasın. Diyeceksiniz ki bu verilmeyecek hesaptan kastettiğiniz nedir? Kastettiğim şu. Burayı dikkatle dinleyin. Kastettiğim şu. Malum Trump dedi ki baka beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım kamuoyuna. Tek bir cümle çıkmadı. Tık bile çıkmadı. Oysa aynı soru sağlık görevlisi mi? Sağlık görevlisi oraya değerli arkadaşlarım. Aynı soru Bay Kemal için söylenseydi, baka beni kızdırma, senin mal varlığını araştırırım deselerdi, Bay Kemal şunu söylerdi: araştırmazsanız namertsiniz. Araştırmazsanız namertsiniz. 27,5 yıl devlette çalıştım. Devletin ne olduğunu bilirim. Devletin ne olduğunu bilirim. Her zaman, her yerde dürüst görev yapmaya özen gösterdim. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu ihmal etmemeye özen gösterdim. Herkese yardımcı olmak gibi geleneksel bir aile yapısından geliyoruz zaten. O nedenle ambulans. Acil. Arkadaşlar bu acil. Nerede aciller? Ha geliyorlar. 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 Bir şey daha. Sinan Ateş'in katillerini unutmadım. Kulaklarından yakalayacağım. Yargıya teslim edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu geldi. Ziyaret etti. Babamın hakkını, hukukunu savun dedi. Ona da söz verdim. Ona da söz verdim. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim. Gizli kapaklı bir şey olmayacak. Bir şey söylüyorlar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok terör örgütleri, yok işbirliği. Açık ve ne söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele etmek zorundayız. Teröre destek verenin de, teröristin yanında duranın da, seyyar mahkemeler kuranların da Allah bir belasını versin. Biz milliyetçiyiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınkine benzemez. Onlarınki mevsimlik milliyetçilik. Biz kökten milliyetçiyiz. Bu ülkenin hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruruz. Birilerine boyun eğmeyiz. Birilerinin önünde diz çökmeyiz. Düne kadar küfrettikleri adamın kapısına gidip de onun önünde para dilenmeyiz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz, Kuvayi Milliyeci. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Çiftçiler, üreticiler, kırmızı mazotu vereceğiz size, göreceksiniz. Emekliler için de bir sözüm var. Emekliye Ramazan Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar ikramiye verilsin dedik. Önce 1.000 lira, önce para yok dediler. Sonra 1.000 lira verdiler. Şimdi seçim yaklaşıyor. 1.000 lirayı 2.000 liraya çıkardılar. Ben ne söylemiştim?
asgari ücret kadar. Bir bayramda bir asgari ücret, ikinci bayramda ikinci asgari ücret. 2000 lira verdiler, oradan alacağınız var. Bir de Kurban Bayramı'nda alacak olacak. Topladım 15 bin lira yapıyor. Emekliler Kurban Bayramı'nda bankaya gittiklerinde analarının ak sütü kadar helal olan 15 bin lirayı çekecekler ve harcayacaklar. Şimdi ben bunu dedim ya, gene koro başlıyor. Parayı nereden bulacaksın? Para nerede? E sen yandaşlar için para buluyorsun. Beşli çeteler için para buluyorsun. İhale takipçileri için para buluyorsun. Amerikalarda villalar alıyorsun. Gökdelenler yaptırıyorsun. Oralara para var. Vatandaşa gelince parayı nereden bulacaksın? Alacağım, alacağım. Kaçırdıkları 418 milyar doları alacağım ve size vereceğim. Size vereceğim. Onlar yandaşlara çalışıyorlar. Bay Kemal vatandaşa çalışıyor. Sizin için çalışacağım. Hiç meraklanmayın. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağım. Hiç endişe etmeyin. Benim görevim zaten o. Ben saraylarda oturan birisi değilim. Mütevazi evimde oturuyorum. Çoluk çocuğumla beraber oturuyorum. E benim mutfağımı da siz biliyorsunuz. Ne olduğunu da biliyorsunuz. Huzur içinde yaşıyoruz. İsterim ki her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. İnsanlar huzur içinde akşam evlerine gelsinler. Evlatlarıyla, çoluk çocuğuyla beraber huzur içinde yaşasınlar. En büyük arzum bu. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığına seçildiğimde gideceğim yer saray olmayacak. Asla olmayacak. Gazi Mustafa Kemal'in mütevazi Çankaya'sına gideceğim. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi yaşıyorum zaten. Bir şey daha söyleyeyim. Sizler gibi bir aileden geliyorum ben de aslında. Yedi kardeşiz. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Yedi kardeşe babamın bir bayramda ayakkabı aldığını da hayatım boyunca hiç görmedim. Çünkü geliri düşüktü. Bir bayramda iki kişiye, bir bayramda üç kişiye ayakkabı alırdı. Bazen ayakkabılarımızı değiştirirdik. Büyük olanlar, küçükler büyüdüğü zaman onların elbiselerini giyerdi. Efendim ayakkabılarını giyerdim. Böyle bir aileden geliyorum. Sizler gibi bir aileden geliyorum. Lüksüm yok, şatafatım yok. Öyle millete tepeden bakmak diye bir alışkanlığım da yok. Herkesi seviyorum. Herkese saygı duyuyorum. Bana oy versin vermesin. Söz verdim. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonu kucaklayacağım. Hiç ayrımcılık yapmayacağım. Asla ve asla. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur. Herkesi kucaklayacağız. Birisinin bir derdi varsa o derdi çözmek için yollara koyulacağız. Çünkü çok kutuplaştık. Kavga eder noktaya getirdiler memleketi. Buradan çıkmamız lazım. Beraber çıkmamız lazım. Huzura ihtiyacımız var. Beraberliğe ihtiyacımız var. Güzel. Sandığa gideceksiniz değil mi? Oy kullanacaksınız değil mi? O zaman şunu yapacağız. Sandığa tek başınıza gitmeyeceksiniz. Komşunuzu alacaksınız. Akrabanızı alacaksınız. Beraber bir bayram havası içinde gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Akşam sayım yapıldığında orada olacaksınız. Tutanaklara bakacaksınız. Doğru aktarılıp aktarılmadığına bakacaksınız ve otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Allah bunu bize nasip edecek inşallah. Göreceksiniz, göreceksiniz. Yazıyor, Bay Kemal gelecek, haramiler gidecek. Haramilerin saltanatını bitireceğim, hiç endişe etmeyin. Haramilerin saltanatını. Söyledim, yine söyleyeyim. Kul hakkı yemem ama kul hakkı da yedirmem.
Açık ve net söylüyorum. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Yedirmeyeceğim kimseye. Hak, hukuk, adalet, ülke sana emanet, ülke hepimize emanet. Beraber ve birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Efendim, bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın seçimlerde kullandığı güzel bir slogan vardı. O sloganla isterseniz hep birlikte bitirelim. Her şey, her şey, her şey. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın her şey çok güzel olacak. Birlikte bu ülkeye huzuru, birlikte bu ülkeye bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sizleri seviyorum. Sizlere hizmet etmek benim için onur olacaktır. 27,5 yıl kamuda çalıştım. Bundan sonraki bütün görevim de bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin güzel insanlarına hizmet etmek olacak. Hepinize tekrar enişten Sivaslı gençlere Silikon Vadisi diyor sözü vermiştik. Yapacağız, yapacağız. Bilime, teknolojiye önem vereceğiz. Sivas'ı Orta Anadolu'nun en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sivas'ın içinin boşaldığını biliyorum. Hepsini biliyorum. Göreceksiniz. Sivas'ın nasıl şaha kalktığını göreceksiniz. Anadolu'nun nasıl şaha kalktığını göreceksiniz. Zaten hedefimiz 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltmak ve o insanları Anadolu'ya getirmek. Anadolu'da onlara çok ama çok iyi imkanlar sağlayacağız. İki kelime daha edeyim. Bizim güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerimiz var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Polis kardeşlerimin derdini biliyorum. Sorunlarını da biliyorum. Günde 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştıklarını da biliyorum. Bazen 24 saat evlerine gitmediklerini de biliyorum. Büyük sıkıntılar çektiklerini de biliyorum. Onu da çözeceğim. Bu ülkede, çünkü polisi sokakta gördüğünüz zaman devleti görüyorsunuz. Onlar devletimizi temsil ediyorlar. Güzel ülkemizde her vatandaşın huzur içinde yaşamasını istiyorlar. Hayatlarını yeri geldiğinde bizler için tehlikeye atıyorlar. Toplumun her kesiminin sorunlarına talibim ve bütün bu sorunları ahlakta, erdemle, bilgiyle, birikimle, liyakatle çözeceğiz. Sağ olun, var olun. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı Yardımcımız Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Sevgili Sivaslılar, şimdi aramızda bulunan parti yöneticilerimizi takdim edeceğim. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekili Sayın Erdoğan Toprak. İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmaz. Şimdi Millet İttifakı'nın Sivas İl Başkanları'nı davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Haydar Öztürk. Deva Partisi İl Başkanımız Murat Tamer Çevik. Demokrat Parti İl Başkanımız Şahin Arapoğlu. Gelecek Partisi İl Başkanımız Kadir Aydın. Saadet Partisi İl Başkanımız Mehmet Zahit Tokgöz. İYİ Parti İl Başkanımız Volkan Karasu. Sevgili Sivaslılar, 14 Mayıs Pazar günü sizlerin oylarıyla Ankara'ya göndereceğiniz milletvekillerimizi anons etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Ulaş Karasu. Yine ikinci sırada Deva Partili bir milletvekili adayımız var. Serdar İnce.
Servecan Kaya, Lütfi Görkem Barşan ve Bahattin Yavuz. İYİ Parti milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Celal Dağgez, Ahmet Bozdoğan, Serap Bozpolat Tavan, Merve Yıldız Yaray ve Tolga Say. Sevgili Sivaslılar, Divri Belediye Başkanımız Hakan Gök. Konuk bir belediye başkanımız İstanbul'dan, Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç. Sayın Cumhurbaşkanım, Saadet Partisi Sivas Gençlik Kolu Başkanımız size bir heybe takdim edecek. Kendisini buraya davet ediyorum. Saadet Partisi Gençlik Kolu Başkanımız, heybemizde sevgi getirdik diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Sivaslılar, 14 Mayıs Pazar günü ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs Pazar günü her şey 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, milletvekillerimizi sizlere Allah'a emanet ediyor, hoşça kalın diyoruz. Sivas'ın misafirperverliğine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın sevgili Sivaslılar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Sivas Cumhurbaşkanlığı yolun açık olsun diyor. Seni bağrına basıyor. Hoşça kalın diyoruz.